devletimizin bütün yetkilileri, ondan sonra AFAD'ımız, Kızılay'ımız, sivil toplum örgütlerimiz, Çevre Şehircilik, şu anda bir taraftan tüm hasar tespitler yapılıyor. Bir taraftan jandarmamız, askerimiz, AFAD yetkililerimiz çadırlarımızı kuruyor. Bir taraftan sobalar dağıtılıyor. Bir taraftan bütün bunlarla birlikte hayvanlar önemli burada. Bu evet. 4-5 evet. köy, 6 köy, evet. hayvancı bir köy. Onun için onları her birini bir çadır almak bizim için başına önemli bir iş. Allah razı olsun. Çok sayıda telef varmış hayvanlardan. Onların hepsi tespit edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Ne kadar telef varsa hepsi giderilecek. Bugün Tarım Bakanımız da gelecek inşallah. O da burada gerekli hem tespitlerde hem de alınacak tedbirler ve değerlendirmelerle ilgili de bulunacak. Vatandaşımızın yanındayız. Buralar İran'la sıfır noktası. Onun için devletimiz yukarıda kışta depremin ilk olduğu andan itibaren milletimizle beraber buradalar. Hiçbir endişeye mahal yok. Allah beterinden korusun. Amin, amin, hasar amin. Büyük. Onu söyleyeyim. Amin. Hakikaten hasar büyük. Ama bu hasarı onarabilecek kabiliyetimiz de var, sabrımız da var. Herkes sabırlı olacak. Bu işin içerisinden çıkacağız inşallah. Yani şu ana kadar yaklaşık ilk yapılan tespitlerde 250 konut, 300 ahır yıkıldı. 700'ün üzerinde ağır hasarlı var ama bu ilk yapılan tespitler. Bu tespitler yapıldıkça daha fazla da artacaktır. Ben onu görüyorum. Ve burada ne kadar? 2000'e yakın hayvanın ilk etapta, ilk tespitle, ilk söylenenlere göre bir telefi var. Onların tamamı ile ilgili de devletimiz bu konuda gereğini yerine getirecek. Köy köy geziyoruz, vatandaşımızı dinliyoruz. Eksik varsa gidermeye çalışıyoruz. Bu bölgede 15 gün okullar tatil oldu. Özellikle Milli Eğitim Bakanımızla da konuştuk. Çünkü buradan bana giden de başkaleye giden vatandaşlarımız da var. Çok doğal olarak çocuklarını aldılar, götürdüler. Onun için o eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla şu anda geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra da genel değerlendirme yapılacaktır inşallah.